Erdem Timur bu konuda gerçekten şu anda transfer sihirbazına e, transfer sihirbazı ünvanını aldı diyebiliriz. Sosyal medyada Galatasaray taraftarları da medyada da e, hatta Avrupa basında da Erdem Timur'la ilgili haberler yapılmaya başladı. Bu transferleri nasıl gerçekleştiriyor? Nasıl mali mesela Seferovic için kiralama ücreti ödemeyecek Galatasaray kulübü. Sadece burada e, az önce Ahmet abi'nin dediği gibi 15 maç oynadı diyelim. Sonra ağır bir sakatlık geçirse bile o opsiyonlu Galatasaray kullanmak zorunda. O 3,5 milyon euroyu vermek zorunda. Bir şey soracağım sana. Galatasaray para ödemeyecek. Buna bir anlam yüklemeli miyiz? Şöyle yükleyebiliriz. Sen Benfica ha. olsan böyle çok iyi bir futbolcunu bedavaya verir misin? Şöyle yükleyebiliriz. Ben şuradan bakıyorum. Bir dönem eee Jorge Jesus geldiğinde Jorge Jesus'un eski öğrencisi, en son çalıştığı, Benfica'da çalıştığı oyuncu Fenerbahçe'ye Santriforlar yazılırken Jorge Jesus, Jorge Jesus üzerinden isimler yazarken, bizler yazarken Seferovic ismi ön plana çıkmıştı. Portekiz basınında da e, Rekord'da, Abola'da e, yazıldı Seferovic Fenerbahçe'ye gidiyor diye ama Jorge Jesus bu konuda sessiz kaldı. Fenerbahçe kulübü de e, şöyle dedi Başkan Ali Koç. Çıktı basın toplantısında. Medyada çıkan isimlerin hiçbirini e, Hoca hocamız bize, hocamızın listesinde e, medyada çıkan isimlerin hiçbiri yok dedi. Gerçekten de öyle. O dönemde Seferovic ismi çıkıyordu. Gabigol isimleri çıkıyordu. E, hiçbirini transfer etmedi Fenerbahçe. Eğer e, hoca e, Seferovic'i Fenerbahçe'ye uygun bir santrif olarak düşünseydi çok daha iyi şartlarda, çok daha iyi koşullarda elbette ki transfer ederdi. Çünkü eski öğrencisi Benfica ile de iyi ilişkiler olduğunu düşünürsek Orgecius'un bu transfer gerçekleşirdi. Ama Galatasaray e, açısından Okan Buruk'un Pivot bir santrifor istediği, işte daha önce Yahovic, Seleznov, Muric, Krivelli gibi oyuncularla çalıştığı için hani e, Okan Buruk'un onay verdiği söyleniyor ama burada e, tedirginlik nedeniyle üçüncü kez sağlık kontrolünden geçirilecekmiş oyuncu. E, hiçbir bulguya tekrar rastlanmazsa, şu kas sakatlığından korkuluyor çünkü Falcao'da da böyle kas sakatlıkları nedeniyle hep böyle iki maç oynayıp beş maç kaçırıyordu. Bunlar olabilir mi düşüncesi var ama şu on beş maç kafamı karıştırdı benim. Kırk maç üzerinden oynanacak olarak düşünürsek maratonu. Hadi Galatasaray'ın Avrupa'sı yok ama Ziraat Türkiye Kupası olduğuna göre kırk maç, on beş maç. Üçte birinde oynayınca abi, opsiyon hakkı olan maçları da resmi maç. On beşe mi kupa şimdi maçları? Tabii resmi bence? Tek tarafı düşün, düşün, düşünüyoruz evet. da ama bir de şimdi futbolcu tarafı da var abi burada yani futbolcu bunu ister. Ne? 15 maç oynayayım da bana öyle sözleşme yap diye. 15 maç değil de 25 maç olsun diyoruz biz şeyler. İşte, hayır, Ahmet hayır, abiyle şimdi, az yani 15 maç şey değil Aykut. Galatasaray'a gelmeyi, Fener'e, Beşiktaş'a gelmeyi, Trabzon'a gelmeyi, hangi futbolcu istemez ya, hepsi ya? ister. Ama sözleşmeyi de biraz değil mi Zeki abi? 15 maç az iş diyoruz biz yani. 15 hmm. maç oynar. Falko abiyle 15 maç oynadı geldiğinde. Bir dakika bir yanlışlık yapıyoruz o zaman. Ha, 15 maç oynarsam diyen kim? O hayır 10 sözleşmeyi şöyle kuruyor. Sözleşmeyi öyle yapıyorlar. Benfica kulübü diyor ki 15 hayır. maç 15 15 oynarsa oynarsan oynarsa mecburen he. alacaksın. Zorunlu Olursa, opsiyon. Evet, Tabii mecburen alacaksın Tabii. diyor. Hani burada Herkes kiralama ücreti abi. Kiralama Tabii. ücreti belki vermeyeceksin ama 3.5 milyon lira kasaya girecek. Çünkü Benfica şunu biliyor. 40 maç oynasa Galatasaray ligde bir, kupada 15 maç zaten bu oyuncu oynar. Evet. Zaten gelecek diyor sezon sonu bize 3.5 milyon euro. Orada bir sıkıntı olabilir. İsterler abi. E tabii ki yani. çünkü şu anda kiralama ücreti evet. vermiyorsun. Hayır. Ya çok da yani menajerler bu dönemde felaket işler yapıyorlar canım. Yani onlar da görevleri oyuncuyu temsil etmek. Ya evet. Mutlaka. Öyle düşünmelerine de saygıyla yaklaşmamız Düşünecek lazım. Düşünecek tabii abi kendim. Bundan dolayı bundan dolayı kimse kimseye de zoraki tabii bir şekilde ki. sözleşme imzalatmıyor. zorunda. Aynen abi. Bunlar. Ama sen de kulüp temsilcisi olarak hani bu konuda işte Benfica suçlu, Seferovic menajeri suçlu diyemeyiz hiç yani. hiç kimseyi suçlamıyoruz. Aşağı, ha ya haklı, haklı. İnsanları suçlamak aynen, bizim aynen. haddimize tabii. değil. Çünkü Galatasaray çok büyük bir kulüp. Ee, sen de istiyorsa gelir oynar Galatasaray sen de de parasını ki, verir. ben ben Galatasaray'ım. Benim şartlarım öyle Buyur yani. işine geliyor işine geliyorsa e, buyur gel. Şimdi tabii burada ufak da olsa bir e, soru işareti, bir şer koyduk Seferovic'e. Koyduk. Onlar Seferovic'i tercih ediyorsa bile evet. Seferovic'e o desteği yine biz buradan vereceğiz. Ama şunu söyleyeyim. Bu benim kendi görüşüm. Galatasaray bu üç transferi yaptığını varsayıyorum. Bakıyorum Galatasaray başka oyuncu almasa bile şampiyonluğu oynayacak kadar bir kadrosu olduğunu düşünüyorum ben kendi adıma. Neden? Çünkü demin dedim ki buradan Galatasaraylı taraftarının yüreğine biraz da su serpmek lazım. Evet. Demin dedik istekli bir yönetim kurulları var. Var. Deneyimliler. E çok, tabii çok iyi bir şekilde çalışacak. Sonuna kadar camianın güvenini hak etmiş bir teknik heyetleri var. E, taraftar zaten en büyük desteği veriyor. E, dördüncü ayak takım. Şimdi şöyle bir takım saydık. Kalede Mustera. Geri dörtlü Dubai, Nelson Dubua. Dubua. Evet. Evet. Nelson, Abdükerim Bardakçı, Bardakçı. Fananold. Tabii daha duboğa belli değil. Ama ya hayır yasın. şimdi bunları tamam. saydık. Tamam. Tamam Bu ner oluyor? Tamam hocam. E, orta sahaya bakıyorsun. E, Grilliç aldın. Evet. E, aldın. Etti iki. iki. Elinde bir de gözü kapalı benim oraya koyabileceğim. Yunus var. E, şey o Akbaba. Akbaba bakın evet. ötekileri Ak, sayayım ben az sonra bir şey söyleyeceğim Zeki abi. Şimdi diyeyim. son maçta da Okan Hoca dedi ki ben bir tane altı numarayla oynuyorum. Chikildao. Onun önünde Emre ile Olivera. Galatasaray son maçta iki iyi oynadıysa, o maçı kazandıysa yani bu da Galatasaray'ın önceki iki maçındaki o orta sahanın tamamıyla eksikliğinin giderilmiş olması en önemli etkenlerden biriydi. E bunların önünde sağ tarafta Yunus bu sene en büyük patlamayı yapacak futbolcuların başında geliyor. Kesinlikle. Sene boyunca konuşacağız. Evet. Solda Kerem'in biraz başı dönmüş ama deme rica ettik. O da toparlayacak kendini. Solda bir Kerem. Önde Seferovic'i aldın. Almasam bile gözü kapalı benim orada bu sene yeterli güven ve süre verildiği takdirde büyük bir çıkış yakalayacağına inandım Mustafa Muhammed. Gönderiyorlar var. abi. Nans kulübüne gidiyor İyi para verirse Şuralık. gidecek. Şöyle yani e... yani Mustafa'ya Galatasaray çok Şöyle. ucuza veya şöyle, performansından şöyle. dolayı göndermeyecek. Yok şöyle Nans Kulübü 2 milyon euro kiralama teklifi sezon sonunda da 7 milyon euro zorunlu satın alma e, e, opsiyonu. Evet. 9 e, milyon euro az e, değil tamam. yani. Evet 9 milyonu veriyor. Evet. Ben 7-8 dedim. Sen evet. 4 vermişsin Muhammed'e 2 hafta önce. Ha. Şu an biri onun 2 katını veriyorsa vermez misin? Verir Aykut. tabii niye vermesin? İşte konu orada. Tabii. Yani o Güzel rakamları şey verdikleri olur. anda oraya Tabii, kesinlikle verirler. Zaten e, Rekord gazetesi şunu söylüyor. Orada da şöyle bir durum var. Hani Galatasaray evet Seferovic'i transfer edecek ama bir santrfor daha alacakmış diye. Hani orada böyle bir cümlede kullanılmış. Yani Mustafa demek giderse ki kesin ha, alacak. Şöyle olmuş demek ki bak. Rekord gazetesi ki Benfica'ya işte Porto'ya yakın bir gazete olduğu için Galatasaray görüşmelerde şunu söylemiş olabilir. Evet biz Seferovic'i alacağız ama yani bir tane daha sohbet ederken bir santrifor daha düşünüyoruz. Çünkü Pizzi, Almeyda'yı falan da oradan teklif edilmiş. Yani bu oyuncular da var düşünür müsünüz diye. Bu yok biz Seferovic'i. Demek ki Galatasaray Mustafa Muhammed'i evet bir şekilde gönderip bir santrifor daha alacak. Yani az önce dediğimiz gibi bu isimler yerleştirilirse işte hoca Berkay'ı çok istiyormuş. Berkay Özcan'ı Başakşehir'den ama Başakşehir'de bırakmaz. Çünkü onlar da çok iyi yatırımlar yapıyorlar. O çok değerli bir oyuncu olduğu için bırakmaz. Bilemiyorum ama burada dediğimiz gibi şu anda Galatasaray'ın şu 3 oyuncu, kulüpten teyitli olan 3 oyuncu geldiğinde bir de üzerine Mustafa Muhammed'i gönderip Seferovic'in yanına ki Seferovic'in çünkü bu niye konuşulmuştu biliyor musun? Seferovic için şunu söylemişler. En iyi performansını gösterdiğinde işte Frankfurt'ta, Benfica'da o geldiği iki sezonda çift forvetli sistemde çok gol atmış oyuncu. Hani tek forvet değil çift forvet oynamayı seviyormuş. Demek ki Okan Buruk'un kafasında böyle bir düşünce de olabilir. Hani orayı çiftleyip Seferovic ve yeni gelecek Santrfor'la birlikte düşünebilir. planlama öyle de yapılabilir. Ya orayı çiftlemeyi biraz daha sonraya bırakacak olabilir. Da Okan Hoca. Çünkü daha Okan Hoca A planını tam oturtmadı. Kadro eksik Aykut. Kadro eksik eksikse antrenmanlarda yeteri kadar çalışamıyorsun. Kolay değil. Demin Fenerbahçe'de dedi ki 40 kişiyle çalışıyor. 40 kişiyle çalışırsan istediğin oyunu oturtmakta zorlanırsın. Galatasaray'da 33 kişiyle kampa gitti. Bir çift kale maç yapsan 11 kişi kenarda bekliyor. Hocam beni ne zaman alacaksın diye gözünün içine bakıyor. Ki Okan Hoca da altyapıdan götürdüğü gençleri çok önemsiyor. Böyle olması Galatasaray için büyük bir avantaj. Oradan bir iki tane oyuncu mutlaka çıkacak. Ama çok fazla sayıda futbolcu da antrenmanlarda dönem dönem senin karşına bir engel olarak çıkıyor. O yüzden ilk iki maçta da hepsine süre tanıyayım, hepsini göreyim diye düşündüğü için o maçlar kazanılamadı. Üçüncü maça bakıyoruz. Ne zaman ki Okan Hoca bu maçı kazanmamız <laughs> lazım dedi. Yarışmacılığı ön plana çıkardı bakıyorsun Galatasaray. Yani öyle Galatasaray'da kara tablo falan yok. Yok ya. Yok, yok, ya. yok yok yok. Galatasaray'ın çok büyük bir transferi var az önce söylediği gibi. Yunus Avrupa'dan major liglerden almaya kalksan 30 milyon euro bonservis versen bile böyle bir oyuncuyu alamazsın. Attığı bir gol var son maçta. Hacı atıyordu öyle golleri. Ya böyle güzel bir gol atılır mı? Bir de hiç bak Arda Güler nasılsa Fenerbahçe'de Yunus Akgül de demek ki hoca belki de ile görüştü. O Adana Demirspor performansının bile üzerine çıkmış görünüyor şu anda. Daha hazırlık maçları ama o hazırlık maçlarını o yüzden keyifle izliyorum. Hani daha çok keyif verdi. Evet. Yunus'la keyif veriyor bana. Çünkü Yunus top aldığında hep güzel işler yapıyor. Yunus'a top gelsin de izleyeyim diyorum. Yani o kadar peki, özel bir oyuncu. Peki başka bir şey söyleyebilir miyim? Biz hep genç futbolcu gelişimi diyoruz. Yunus çok geç geldi. Yunus'la Ozan Kabak aynı takımdaydı. Geç mi geldi? Geç, geç mi oynatıldı? Geldi, geç, şimdi bak. geç geldi. Ne tamam. üzerinde durmuyorum. Tabi. O dönemde eğitiminde mi eksiklik var, A takımına çıkarılmasında mı, onun üzerinde durmuyorum. Yunus Ozan Kabak'ın bulunduğu 2000'li yaş grubunun olduğu takımda Galatasaray A takımına aday çok önemli 3 futbolcudan ikincisiydi. Birincisi Ozan geldi, Yunus şimdi geliyor. O dönemde milli takıma giden 7 tane oyuncusu vardı Galatasaray'ın bak ötekiler yok bile. O yüzden gönül isterdi ki Yunus da Ozan'ın geldiği dönemde gelseydi evet. Yunus şimdiye kadar çoktan Avrupa'ya gitmişti bile.